da şüpheli kayıp. Biz önce Bahri Bey'e başvurdu. Benim dedi kuzenim Şaban yok. Ben karısından şüpheleniyorum, oğlundan şüpheleniyorum. Tartışmaların merkezindeki eski eş. Dedikodular şu yönde. Şaban daha ortadayken Emine ile Burhanettin bir gönül ilişkisi yaşamaya başlamışlar. Burhanettin'le beraber Şaban'ı ortadan kaldırmışlar. Ardı arkası kesilmeyen söylentiler. Burhan devamlı bunlarda kalıyor. Herkes biliyor bunu. Açıkları konuşalım, gerçekleri konuşalım. Dostuyla beraber adamı ortadan kaldırdılar diye söyleniyormuş. Bu adamın başına bir şey gelmiş, farkında mısınız? Ben öyle düşünmüyorum. Nasıl düşünüyorsunuz? Bana pek hesap vermezdi. Gelip gittiği yeri söylemezdi. Başka bir kadının yanına gittiğini düşünüyorum. Tamam, aldı mı yanına bir çanta? Hayır. Üç çocuk babası Şaban Ataş öldürüldü mü? Az sonra Müge Anlı'da. Antalya'da çifte cinayet şüphesi. Nurhan ortada olmayıp Gökmen 2,5 gün evindeyse... Evet. Demek ki Nurhan'ın başına ne geldiyse Gökmen biliyor. Bu iki kayıptan bir iz bulmaya çalışacaklar. Kontrol noktasından kaçtı. O gün Gökmen Bey Kaledran köyünden kalkıyor, gidilmeyecek yolu tercih ediyor. Fotokapana yakalandı. Diyor ki oradakiler, Gökmen burada fotokapan olduğunu bilmiyordu. Operasyon endişesi. Operasyon yapacaklar annem için diye bekliyorum. Evet. Senin annenle ilgili ne operasyon? Yasaklı maddeli tarihsel şeylerini duydum ya ben. Ekrandaki Bayan Nurgül olarak biliyorum ismini. Define falan kazı gömüşleriyle uğraştık o dönem. 5-6 bin liralık bir paramızı aldılar, gittiler. Aslında dolandırıldınız yani. Tabii ki. Resmen dolandırıldık. Çarpıcı iddialar. Beraber olmak istediğini şey yaparak orada benim boğazımı sıktı. Yüzümü tırmaladım, kaçtım ben. Kesinlikle yalan. Yani yapmış olabilir. Belki cinayet işledi adam, haberin yok. Nurhan Şahin ve Gökmen Fethullah Kaya öldürüldüler mi? Az sonra Müge Anlı'da. Şüpheli şekilde kaybolan Şaban Ataş'ın birlikte yaşadığı eski eşi canlı yayınımızdaydı. Kuzen Bahri Ataş'ın iddialarının odağındaydı. Biz önce Bahri Bey'e başvurdu. Benim dedi kuzenim Şaban yok. Ben karısından şüpheleniyorum, oğlundan şüpheleniyorum. Neden? Çünkü dedi benim kuzenim Şaban'ın bir arkadaşı var. Burhanettin. Dedikodular şu yönde. Şaban daha ortadayken Emine ile Burhanettin bir gönül ilişkisi yaşamaya başlamışlar. Daha sonra da Burhanettin'le beraber Şaban'ı ortadan kaldırmışlar. Şaban Ataş'ın söylendiği gibi motosikletiyle kaybolmadığı Müge Anlı da ortaya çıktı. Bahri sana motosikleti ile beraber Şaban'ın kaybolduğunu kim söyledi? 22 Mart'ta evden işe gidiyorum diye gittiğini söyledi Emin Hanım. 25 Mart'ta ben aradım. Motorla Fethiye'de ışıklarda bir bayan arkadaşının aynı önce kullandığı kaskla birlikte gördüğünü söyledi. Şimdi neden motosikleti soruyorum? Motosiklet dedin sen, fakat oraya gidip röportajlar yapınca gördük ki Şaban'ın motosikleti kapının önünde. Doğrudur. Yani kendisi bana telefonda kendisi öyle söyledi. Şaban Ataş'ın kaybolduğu gün eşiyle dedikoduları çıkan arkadaşını eve çağırdığı öğrenildi. O gün Burhanettin Öztürk'le müzeye götürecekti. Kendisi ben işe gideceğim dediği için motor kaldı. Ne oldu da sigortasının yapılmasından vazgeçildi? Şaban Bey işe gideceğim dediği için vazgeçiliyor. Ama ben iş yerine gittim, sordum. Dün dedi Şaban Bey işe gelme dedi. 3 gün izinlermiş Şaban'la. Tamam. Sonra niye Şaban yani bıraktı Burhanettin'i de gitti? Kadına gitse yürüyerek kadına nereye gidecek? Arabası var bu adamın anladığım kadarıyla, motosikleti var. Evet. Şaban Bey kahvaltısını yaptı, üzerini giyindi. Ha ondan önce de Burhan Bey çıktı gitti. Ben Şaban'ı kaybetmek için benim ne nedenim var? Bu adam bu kadar kötü, ayrıldın da neden sonra tekrar bir evde oldunuz? Kimsesi yoktu Müge Hanım. Kimin? Eşimin hiç kimsesi yoktu. Ne hali varsa görsün. Yapamadım. Biz hiçbir zaman evimizi ayıramadık ki. Nasıl boşandı peki senden? Başka kadın uğruna boşandı. Tamam boşandı, gitti. Niye aldın eve işte? Ama Müge Hanım 3 tane çocuğumla kalmıştım. Hiç bir maddi desteğim yoktu. Niye boşandın o zaman? O zorla boşandırdı. Ha sen gene onu istiyordun eve. Evet istiyordum. Biraz demedim yani Emine artık özür dilerim. Hayır demedi. Ben erkeğim dedi, istediğimi yaparım dedi. Niye aldın o zaman onu daha eve? Vallahi bilmiyorum Müge Hanım. Bana pek hesap vermezdi. Gelip gittiği yeri söylemezdi. Sorsam hep ters tepki verirdi. Para konusunda da üzerinde yüklü miktarda taşıdığı parayı her zaman sordum, sorguladım. Çalışan benim, kazanan benim, sana ne dedi. Ayrıldığının ertesi günü tekrar geri geliyor eve. Ertesi günü? Aynen evet, öyle. Evet. Emine sen hep araları atlaya atlaya anlatıyorsun. Sen diyorsun ki başka bir kadın buldu, boşanmak istedi. Evet. Anlaştınız. Ne verdi sana bu anlaşmanın karşılığında? Hiçbir şey. Çocuklarımı aldım sadece. Ya çocuklar zaten senin, alacak bir şey yok. O zaten senin. Nafaka, para, ev, almadım. Araba hiç şey vermedi. Hiçbir şey. Bu yıla kadar hiçbir tazminat, nafaka hiçbir şey alamadım. Niye o zaman
geldi. Kadına karşı, gidecekti ya. Yok, karşı taraftaki kadın yanlış yaptığı için geriye dönüyor. Onu bırakıp gittiği için başka birisiyle. Yani, üç günde mi aynı, oldu? Aynı günde mi? Hepsi aynı gün mü oluyor aynı yani? Aynı günde mi oluyor bu? Biz boşandık. Yani bu gitti ertesi günü bir gün sonra geriye geldi. Kadın beni kandırdı. Tam sizin boşandığınız günde kadın da gitmiş onu aldatmış. Ben tekrar bana geriye geldiği için sevinmiştim. Sen bu adamı çok kötü anlatıyorsun ya. Evet. Hani aslında bu kötü koca bana ne, defolsun gitsin yani. Hani ben şimdi senin arkadaşın olsam komşun olarak derim ki Allah cezasını versin, defoldu gitti gelmesin bir daha derim senin için. Tamam, biz de tehdit üzerine bunca yıl durduğumuz için başka bir yere gidersen diyor seni ölünle seni öldürürüm diyor, kaldırırım diyor. Annen de diyor ki ben çok memnunum, geriye döndü diye hoşuma gitti. Ya yok öyle bir şey. Ama ben çocuktum o yani şey pardon Mert küçüktü o zaman yani küçük oldukları için ben eve geldiğine razı kaldım. Ama şimdi hangisi, sen eve geldiğine razı mı kaldın yoksa sen gitmek istiyorsun gidersen öldürürüm mü diyor. Bak çocuk farklı bir şey söylüyor ama. O çocuklar büyüdükçe o hakaretleri duydular. Bu olaylar yani annen gitmek istediğinde seni öldürürümler ne zaman yaşanmaya başladı? Ben 8 yaşından beri başladı. O zaman yani sen ayrılmak mı istiyordun son zamanlarında artık Şaban'dan? Hayır. Madem ayrılmak istemiyordu ne zaman diyordu ayrılırsan seni öldürür. Ayrılırsan değil, bu evden gidersen başka bir yere gidersen diye. Zaten o ayrılmak demek işte. Başka bir yere gidersen, başka biriyle evlenirsen, başka bir şehre gidersen seni yaşatmam diyordu yani. Başka biriyle evlenmek demek seni terk edeceğim demek. Başka bir yere yerleşeceğim demek seni terk edeceğim tamam. demek. Değişikliği çok seven bir adamdı. Farklı kadınlarla, genç bayanlarla gezip tozmayı çok seviyordu. Yani evlenmeymiş dedi, yok baba evine gitmeymiş dedi, kabul etmem dedi. Emine Karabulut eşi Şaban Ataş için her ne kadar kötü biri dese de izleyicilerimiz bunun tam aksini söylediler. Konu komşunuz çok arıyor. Zaten herkes biliyor Emine ile Burhanettin'in beraber olduğunu diyor. Şimdi ben Emine'yi yakından tanıyorum, komşum. Burhan devamlı bunlarda kalıyor. Burhan'ın hanımı yakaladı bir de bunları yıllar önce. Kesinlikle beraberler yani. Herkes biliyor bunu. Hayır öyle bir şey yok. Bu kadını tanıyorum ben. Kendisi de yaylada komşumuzdur. Yeryüzünden husumetimiz vardır. Açıkları konuşalım, gerçekleri konuşalım. Peki bir beyefendi telefonu attığımızda. Şaban Ateş abla çocukluktan beri tanıyorum. Bu kadın yeni yapılan devlet hastanesinin üstünde bir kanal vardır. Küçük bir tane çocuğu var. O arkadaş... Her söylediği yalan o kadının. Hayır kabul etmiyorum. Hayır asla öyle bir şey olmadı. Gündemi çalkalayan gönül ilişkisinin cinayete zemin hazırladığı konuşuldu. Emine Hanım'ın kocası işe gidiyor sabahleyin. Buranın mavi bilet taksiyle Emine Hanım biniyor ondan sonra başka yere gidiyorlar. Nereye gidiyor her gün bir evli bağlı kadın? Çalışmaya gidiyordum. Buran'la mı çalışmaya gidiyor? O da çalışıyordu yanımda. Ablacığım sen yalan konuşuyorsun. Senin kocanın hiçbir ahlaksızlık bir şey yok kemerde. Hayır ben yalan konuşmuyorum. Ben bu tür özel bir konumu neden bir başkasına anlatayım Müge Hanım ya? Ne kadar saçmalık ya. Abim bu Şaban'ı çok iyi tanıyor. Evine çok iyi bakan, çok çalışkan birisi. Abim şöyle anlatıyor. Kadının dostu varmış. Dostuyla beraber adamı ortadan kaldırdılar diye söyleniyormuş. Abim onları anlatıyor. Kadın gelir için adamdan boşandı diye söyleniyormuş. Ne kadar geliri varmış hanımefendi? Onu sen bileceksin. Şu an aranızda nikah da yok. Adam niye sizden saklansın? Bu adamın başına bir şey gelmiş farkında mısınız? Ben öyle düşünmüyorum. Nasıl düşünüyorsunuz? Yani ben başına bir şey geldiğini düşünmüyorum. Başka bir kadının yanına gittiğini düşünüyorum. Tamam ben de size katılırım. Başka bir kadının yanına gitmek için aldı mı yanına bir çanta? Hayır. Bu adam sizi dövüyor, sövüyor, dinlemiyor, cevap vermiyor. Kötü bir adam. Evet. Tamam, çantasını topla. Yani? Ben gidiyorum der, gider. Ben de Şaban arıyorum. Heh. Aradınız mı gerçekten? Evet arıyorum Müge Hanım ya. Üzgün müsünüz ortada yok diye? Üzülüyorum tabii. Ya benim gözyaşımı gelmiş de şu an bahrime silmiş. Benim o şekerim çıkmıyor. Ben hastanede dolaşırken kim neredeymiş benim yanımda ya? Siz Şaban kayboldu diye mi şekeriniz çıktı? Evet. Muğla Fethiye'de sırra kadem basan Şaban Ataş'ın eski eşiyle ilişki yaşadığı iddia edilen ve şüphe oklarının yöneldiği en yakın arkadaşıydı Burhanettin Öztürk. Kaybolan arkadaşımızla gayet iyi bir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. Kemer'de yani bizi bilmeyen yoktur. Seydi Kemer küçük bir yer olduğu için laf ufak tefek mesela laflar oluyor. Aşağı yukarı bir 3-4 sene öncesi bir Şaban'a demişler ki işte senin hanım işte Burhan'ın arabayla falan gidiyorlar. Bunlar acaba aralarında ilişkisi var, geziyorlar mı gibi desine Şaban'a söylemişler. Şaban demiş ki o zaman bunlar çalışmaya gidiyorlar diye. Bazı bilmeyen densizler İleri geri konuştuklar için bu takım laflar
olmuş. Biz çalışmadan geldiğimizde biz soruşturuyoruz ki adam diyor ki ben kahveden duydum, ben de filan yerden duydum, ben de şunlardan duydum diyerekten. Kendisi de zaten o zaman bildi, öğrendi. Siz evli misiniz Burhan Bey? Evet evliyim, 3 çocuğum var. Peki eşiniz Şaban Bey'le olan ilişkinizi, bu aileyle olan bağınızı onaylıyor mu? Onaylamıyor, gezmemi tozmamı istemiyor. Arkadaşı Şaban Ataş'ın kadınlara zaafı olduğunu öne sürüyor Burhanettin Öztürk. Bunun ufak tefek bayanlara karşı bir zaafı vardı. Ne kadar da ben buna söylesem de ben bunun önüne geçmek için gücüm kuvvetim olmaz. Bunun feysi vardı mesela, ben oradan arkadaştım. 3-4 bin kişi varsa ekli, bunun 20 tanesi erkekse gerisi zır bayan. Ben direktmen çıkardım, evde bambaşka, dışarıda sokak. Şunu anlayamadım. Bak o sana sorduğum şey işte. Diyor ki eşim görüşmemi istemiyor. Gezmemi, tozmamı istemiyor onlarla diyor. Evet. Ama bu devam ediyor. Şimdi Şaban'ın da kadınlara zaafı olduğunu söylüyor. Şimdi eşin istemediği halde bunu yapmak nasıl adlandırılır o zaman? Şaban devamlı olarak çağırıyordu. Kendi o dönemlerde arabası olmadığı için, ihtiyacı olduğu için bazı işlerinde de yani tarla takla olur ya da gidip gelecek oldu. Bak bir tanem evlilik hayatında kocanın görüşmesini istemediğin bir erkek arkadaşı olur. Bu başka bir şey. Hı hı. O kadınla görüşme başka bir şey. Hani bu seni kötü yola sürüklüyor. O içiyor, sen de onunla içiyorsun. O geziyor, bak sen de eve geç geliyorsun diye. İnsanın kocasını uyarması ayrı bir şey. Evet. Tamam mı? Ama o kadınla görüşme başka bir şey. Yani diyor ki bak o da itiraf ediyor. Dedikodular çıktı diyor. Yani buraya geldiniz diye çıkmadı. Sen de benzer bir şey söylemeye çalıştın. Bir tamam. Tane bilmiyordun herhalde. Ben bilmiyordum işte. Yani Şaban ama, da bizim... ama Şaban da biliyor işte bu dedikoduların çıktığını. Şimdi bu dedikodular çıkınca ne yapılır? Doğru olmayabilir bu dedikodular. Haklısın. Ama madem millet dedikodu yapıyor o zaman ben de görüşmekten vazgeçeyim. Zaten en büyük dedikoduyu kim yapar? Burhanettin'in karısı da yapar. Küçük yer orası. Ya tamam haklısınız Müge Hanım da ama Şaban görüşüyor. Şaban yani bana eve gelip de Emine senin Burhanettin'le dedikodun oluyor. Çalışmaya gitme demedi Müge Hanım sen bana. Sen gitmeyeceksin. Başka işi yok. Söylemedi ama söylemedi. Onun söylemesi önemli değil ki. Sen de biliyorsun dedikoduları. Ya bana kimse gelip de sen bu şekilde dedikodun oluyorsun diye benim yüzüme söylenmedi. Tamam da Burhanettin bu dedikoduyu duydu da sana duymadı mı? Bütün gün arabayla gidiyorsunuz geliyorsunuz sana demedi mi? Bilmem kim de dedikodumuzu yapıyor. Şunlarla demedi. Konuşuyorlar. Demedi. Hayır söylemedi. Gündeme enteresan, getirmedi. İyi tamam. Ufak tefek bayanlara karşı bir zaafı vardı. Ne kadar da ben buna söylesem de ben bunun önüne geçmek için gücüm kuvvetim olmaz. Bunun feysi vardı mesela, ben oradan arkadaştım. 3-4 bin kişi varsa ekli, bunun 20 tanesi erkekse gerisi zır bayan. Ben direktmen çıkardım. Evde bambaşka, dışarıda sokakta bambaşka, yani çift kişilik gibi bir şey diyeyim. Evde nasıl? Çocuklara şiddet gösteriyor, şiddet uyguluyor. Emine Hanım'a karşı nasıl? Şiddet uyguladığı zaman oluyor. Sizin yanınıza da hiç uyguladı mı? Benim yanımda birkaç defa yaptı. Ben bunu kendisine söyledim. Bir daha şehirde olursa dedim ben, bir daha arkadaşlığımıza dedim son vereyim dedim bu şekilde. Siz böyle bir insanla nasıl bu kadar çok samimi arkadaşsınız? Ben de çocukluğumda babamdan dolayı şiddete maruz kaldık. Benim yaşadığım çocukluğumu yaşadığımı sen de yaşama diye doğru yolu bulur mu acaba diye Şaban'ı hiçbir zaman kırıp yine atmadım. Yine de dostluğum arkadaşlığıma devam ettim yine. Son zamanlarda Şaban Bey'in görüştüğü bir isim, ilişkisi olduğu birileri var mıydı bildiğiniz? Telefonla konuştuğu insanlar oluyordu. Türkan'la mesela para istiyordu denk geldiğimiz yerlerde. Şaban'a ben sordum da para karşılığında da görüşme yapıyorsun diyordu. Aynı zamanda da kızı Şule'ye para verdi. Para karşılığında da birlikte olduğuna dahil kendisi Şaban'ın bana iddiası vardır yani. Hem Türkan'la hem Türkan'ın kızı Şule ile. Evet aynen. Para karşılığında bir bayana görüşmeye gittiyse, paradan dolayı bir şey olurlar da kavga falan bir şey olurlarsa onu bilemem. 22 Mart'tan bu yana yaşadığına dair bir iz bulunmayan Şaban Ataş, parası ve zaafıyla bir maceraya atılmış olabilirdi Burhanettin Öztürk'e göre. Kasım ayından, Aralık ayından itibaren bunun cebinde biraz para olmaya başladı. Yüklü miktarda paralarla gezmeye başladı bu. Bir bayan buldu zannederim. Bayanla birlikte herhalde bu belki bir maceraya kalkıştı. Bayanla belki karı kocaların falan diyebilmiş olabilir. Onu da bilemem. Kendi ailesini siler diyorsunuz. Evet. Türkiye'nin gündemine oturdu. 3 çocuk annesi kadın. Kimlik hareketi yok. Bir yere gitti yok. Gezdi yok. Hiçbir şey yok. Siz gibi meraklıyım. Nereden çıkacak? Sen hayır. Çıkaracaksın. Vallahi siz çıkaracaksınız. Siz çıkaracaksınız. Sen o gün nereye gittiğinde bir hatırlayacaksın Tayfur. Her şeyi bilmiyorum dedi. Araştırılmasını istedi. Senin ne işin var bu uçurumlarda, vadilerde, şeylerde gecenin saat 11'ine 11.30'una kadar? Yani oralara giderdik. Hani ben yine deyim araştırılsın. Benim arabamın tekerleri araştırılsın. Araştırıldığı için Akşehir'de dolanıp duruyorum derken burada olduğunu ortaya çıktı. Araştırıldığı için çıktı tamam, işte. Tamam valla araştırılsın. Tamam, araştırıldı, yalan söylediğin ya. Ortaya çıktı. Gerçek gün yüzüne çıktı. Varsa hani suçluysan beni götürün yani. Beni alsınlar dedi. Sonunda aldılar. Eşini öldürdüğünü itiraf etti.
İki çocuğunuz annesiz kaldı, babasız da kaldı. Pişman mısınız? Evet, pişmanım. 10 ay sonra yeni arama. Arabayı bıraktığın yer burası. Ben benim bir tepkisi vardı. Ekrana çıkmadı, o yüzden durdurdum. Pişmanım lafını verdim. Evet, 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 pişman. Soruyor. Bizim muhabir soruyor hem de. Pişman mısın yaptığından dolayı? Evet, pişmanım. Neyin pişmanısın? Yaptığından dolayı pişman mısın diyor muhabirimiz. Gayet yerinde bir soru. Evet, pişmanım. Yani ben bu işi yaptım, karımı öldürdüm ve bundan dolayı pişmanım. Bu bir samimi, açık bir itiraftır. Sayın mahkeme de bu itirafı dahi dikkate alarak gerekli cezayı vermesi gerekir. Hiç başka izah yok. Evet, devam edelim. İki çocuğunuz annesiz kaldı, babasız da kaldı. Pişman mısınız? Evet, pişmanım. 10 ay sonra yeni arama. Arabayı bıraktığın yer burası. Attığın yer burası. Cinayet itirafında bulunan Tayfur Kılıç'tan pişkin savunma. O gün bir şey olmuş. O gün şey oldu işte. Ne oldu işte? Ona biraz öfkeliydim yani. 2023 yılının 6 Temmuz günü Konya'da kiraz hasadından çıkıp kocasıyla evine dönen Bedriye Kılıç şüpheli şekilde ortadan kayboldu. Tüm şüphelerse kocası Tayfur Kılıç üzerindeydi. Belediyenin hasat çekimlerinde yer almış. Eşi Tayfur Kılıç'la aralarında bir tartışma yaşanmış. Sen niye kıskanıyordun ki bu kadını böyle bu kadar? Niye canlı yayına bağlanıyorsun dedim. Dediğim kelime bu. Hani bağırarak da demedim bunu yani. Herkes diyor ki Bedriye yaşamıyor ve bir şey yapmışsa kocası yapmıştır diyor. Birisiyle gitse de gitmese de hani çıksın yani ortaya. Kendimizi haklayalım yani. Hayattadır dedi, bir şey bilmediğini söyledi. İki lafından biri araştırılsın oldu. Ne çıkarsa yine ben suçlu benim diyeyim bak. Tabii sen suçlusun. Ben buna öyle değmiyorum bile. Değmiyor, gel hadi kovuyor, öldürüyor. Ben araştırsınlar, araştırsınlar, onu da araştırsınlar. Araştır, araştır, yeterin. Tayfur Kılıç en başından beri bildiği gerçeği sığındığı yalanlarla örtbas etmeye çalıştı. Saat 2'ye 20 geçe gibi gitmişsiniz. 2.30'da aradın mı karını? Dışarı çıktık kere aramadım abi. Neden aramadın? Açmayacağını biliyorum yani sinyalini. Açmayacağını biliyordun. Demek ki açamayacak durumdaydı. Karını evde öldürüp, arabaya atıp, babana da gider. Kadını yolda başka bir atma imkanın var mı saat olarak? Var. Bedriye Kılıç'ı son gören kişi kocasıydı ve çember daralıyordu. Sinirlendiğin zaman gözün çok mu dönüyor? Dönmüyor. Normalde yani o gün nasıl oldu bilmiyoruz. Yani normalde sen çok iyi bir kocayken o gün bir döndü. Bedriye Kılıç'ın kaybolduğu gün Tayfur Kılıç'ın izlediği yol haritasını araştırmacı gazeteci Müge Anlı çıkardı. Gece karanlığı çöktüğünde sen neredeydin? Neredeydim abla? Evde değil. Çarşı içinde dolaştım yani. Saat 23'te Yalvaç'tasın. Yalvaç'a falan ben hiç gitmedim yani. Çok kolay yalan söylüyorsun biliyor musun? Ve bu beni çok korkutuyor. Hatırlamıyorsan ne içtin de hatırlamıyorsun? Can Kurtulan'a gitmeden orada alkol aldım orada. Hatırlamaya başladın mı? Kör kuyuların, izbe ve tehlikeli yerlerle dolu rotanın sonu ağır kokulu uçurum kenarıydı. İki kişi ulaştı bize. Gitmedim dediği Yalvaç yolunun üzerinde. Onu gördüklerini söylüyorlar. Tam uçurumun kenarında, hatta uçurumdan arabası aşağı yuvarlanacaktı. Yardım hissediyorlar. Arabadan indiğinde terliklerini bile ters giyecek kadar alkollüymüş. Buradan geri geri çıkmak isterken arabayı aşağı uçuruyordu. Sarhoştu yani kendisi. Terliklerini bile ters giymişti. O kadar sarhoştu yani. Tam bu mevkiye geldiğimizde aşırı derecede yoğun bir koku hissettik. Yeter bir kadın aldı. Yeter Allah'ın kahretsin. Polis baba. Uçtum böyle. Melekler bak telefon nereye çıkacak? Çıkacak. Nereye çıkacak? Ya nereden sizden çıkacak kendinizden çıkacak. Yemin olsun çıkacak. Bak araştırsınlar abla oraları. Yine de yemin orada yakınlarında çevresinde çıkarsa yine suçlu benim. Suçum varsa götürsünler beni diyen Tayfur Kılıç'ın dileği yerine geldi. Niye yalan söylüyorsun? Ulan yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorsun. Senin orada ne işin var? Senin karakola gitmen gerekir. Tamam abla o zaman varsa cezam gideyim ya. Varsa cezam. Çekelim. Daha ne desin adam? Bilmiyorum, araştırın. Ne desem suçluyum. Bir de beni götürsünler. Hakikaten de götürsünler yani. Adam istiyor. Emniyet güçleri onu alıp götürdükten sonra çok geçmeden cinayet itirafı da geldi. Tam gittiler, tutuklanma oldu. İşte inkar etti, sustu, yalan söyledi. İz yok, kan yok, kamera yok dedi ama 115 gün sonra itiraf etti. Tayfur Kılıç, Konya Asayiş Şube Cinayet Büro amirliğindeki sorgusunda eşi Bedriye'yi boğarak öldürdüğünü, cenazesini ekrana defalarca getirdiğimiz uçurumdan daha da aşağılara attığını itiraf etti. Pişman mısınız? Evet, pişmanım. Neden öldürdünüz? Namus meselesi için. Bu kadın çoluğu çocuğu için çalışan, didinen bir kadın. Bir itiraf daha. Neden öldürdünüz? Tabii. Niçin? Pişman mısın? Evet, pişmanım. Niçin öldürdün? Namus meselesi için. Bitti. Hem bu verilen cevap bir öldürme ile ilgili. Niçin öldürdünüz? Namus meselesi için. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.